yine Atatürk'e yakışır bir şekilde onun izinden giderek adaletin yerini bulması için, gerçeklerin ortaya çıkması için biz burada başka bir mücadele veriyoruz. İşte hep şunu söylüyorum, gazetecilik sınırları içerisinde bu program elinden geleni yapıyor. Sevgili avukatım Sunucan'la beraber. Bütün amacımız gerçekler ortaya çıksın, adalet yerini bulsun ve kadınlara yardımcı olabildiğimiz kadar kadınlara yardımcı olalım. Öncelikle bu programın ana çizgisi bu, açık ve net söyleyeyim yani. Mustafa Bey yüzüme öyle bakma, bu program kadınlardan yana bir program. Tamam mı? Ben bir şey demiyorum, seni suçlamıyorum, merak etme. Şimdi zaten kader mi var? Evet, Medine Hanım biliyorsunuz evden Mustafa Bey'i terk ediyor, oğlunu terk ediyor. Serkan diye birinin yanına gidiyor. Çok yani cuma günü çok ağladı, çok üzüldü. Bana söylediği bazı şeyler var. Rütük kuralları gereği bunu ekranda açıklayamıyorum maalesef. Ama çok acı şeyler yaşadığını iddia ediyor. Yayına dakikalar önce de ben hemen konuştum. Yani Medine ile ben de konuştum, siz de konuştunuz. Bakalım Medine'yi ikna edecek miyiz? Medine'nin beklentileri var. Medine'nin, sevgili Medine'nin korkuları var. İlerleyen dakikalarda canlı yayında olacak, neden korktuğunu falan hepsini konuşacağız. Bizden hiç korkmasın Allah'a izniyle. Bence de korkmaması lazım. Asla korkmayacak. Bir, yayından önce de çok ağlamış Mustafa Bey. O görüntüleri de izledim. Hatta arkadaşlara dedim ki istihbarat şefimiz Navruz'la dertleşmişsin dedim. Ekranlara getirelim ve Mustafa Bey bir içini bir döksün şöyle. O görüntüleri de ekranlara Hanım getireceğim. Abla, bizden kötülük olamaz. İki gözü iki çeşme ağlıyor. Samimi mi değil mi siz karar verin. Ona tamam. Göre ya da eşinin hala geri dönmesini istiyor bence. Ben evet. Öyle anladım. Konuşacağız. Oğlu Mehmet de burada annesiyle konuştu. Burada bir anne yine yüreği yanıyor. Çok perişan bir anne var biliyorsunuz. Sevgili Ayşe'den bahsediyoruz. Burak Turna cinayetini bugün konuşacağız. Burak Turna cinayetinde bugün Seher'in çok önemli bir ses kaydını yayınlayacağız. Bunu ben yani ses kaydını yayınlayacağım. Kimle yaptığını söylemiyorum. Seher'in bir ses kaydı var. O ses kaydını yayınlayacağım. Bakalım Apo ne yapacaksın? Ayşe ne yapacaksın? Merak ediyorum. Ve sevgili İsmail'in anne babası buradalar. Sevgili Bediye, sevgili Mehmet Bey buradalar. Burada yine bir annenin yüreği yanıyor. Babası da öyle perişan durumda. İsmail'in bir cinayete kurban gittiğini söylüyorlar. Seher'in değil de o dönemde konuştuğu. Yani ne Seher'in anne babası biliyor ne onlar biliyorlar. Aracı olan biri var biliyorsunuz, Faruk var. Çocuklarının bir cinayete kurban gittiğini ve bu cinayeti de Faruk'un işlediğini iddia ediyorlar. Seher'e de bir kurban olduğunu düşünüyorlar. Seher bize birçok şey anlattı. Hatta cuma günü Faruk dedi ki bir fotoğraf var dedi. Onu niye ekrana getirmiyorsunuz dedi. Allah'ım ya, fotoğrafı bir gördüm. Yani acayip bir şey. O fotoğrafı ekranlara getireceğim. O fotoğraf bize olayla ilgili acayip şeyler anlatıyor. Onu da hepsini ekranlara getireceğim. Babası konuşmak istedi Seher'in. Onu da ekranlara getireceğim. Babası da diyor ki kızım suçluysa diyor cezasını çeksin. Ama diyor suçsuzsa da her şey ortaya çıksın. Kızım ortaya çıksın diyor orada zaten diyor. Şimdi burada iki kardeş burada bizimle birlikte. Hatta benimle beraber Erik Dalı'nı oynadı. Nazarcan ve Ramazan Tünay. İki kardeş buradalar. Muğla'dan geldiğinizi biliyorum. Doğru mu biliyorum? Evet, doğru. Çok da üzgün olduğunuzu biliyorum. Evet. Şimdi Ramazan önce senle başlayalım. Şöyle Ramazan'ın eşi, kaç yıllık eşin? 12 yıllık. 12 yıllık. İki tane çocukları var. Evet, biri 5, diğeri kaç yaşında? Diğeri 9. 9 yaşında. 12 yıllık eşi, hatta televizyondan sen anlatırsın onların hepsini. Ben şöyle bir özettim. Kaçmış, hatta bir akrabalarıyla kaçmış. Evet. Dolayısıyla eşiyle yüzleşmek istiyor. Evet. Küçük... Kendisi senden 10 yaş küçük galiba değil benden mi? Benden değil. Kaçtığı adam. Evet, doğru, kaçtığı adamdır 10 yaş küçük. Dolayısıyla eşiyle hem yüzleşmek istiyor. Evet. Hem de şunu istiyor. Diyor ki benim en son küçük çocuğum anladığım kadarıyla 5 yaşındaki evet. için. Onunla ilgili de benden olmayabilir gibi bir kafanda tabii, soru işareti tabii. Varmış. Bana böyle bir bilgi geldi. Eşinin adını paylaşır mısın ekranda? Özge Tünay. Özge evet. Tamam canım. Bana dediler ki işte. Onunla başlamayalım. Şöyle başlayalım. Daha izleyiciler ben senin evet. kim olduğunu biliyorum. Tabii. Seni ağırlıyoruz. Ekranı da bekletti kusura bakma yoğun gitti yayınlar. Evet. Şimdi sen Özge ile kaç yıllık evlisin? Nerede 12 yıllık çalıştın? Evliyim. 12 yıllık. Evet. Sen kaç yaşındasın? Ben 31 yaşındayım. Özge kaç yaşında? 32. 32. Kaçtığı çocuk? 22 yaşında mı? 22 yaşında. Ay küçük. Evet. Allah Allah. Ve kötülediği bir hani kötülediği tarafa kaçtı. Yani o kadar kötülüyordu o tarafı. Aha. Yani çocuklarını ezdi. Evet. Gitti. Yani, peki ya 12 yıllık evliliğim evet, var. Her yıl. Şey yolunda mıydı? Her şey yolunda pek değildi. Hmm. Çünkü saygı göremiyordum. Bana bir sadakati yoktu. Bir insanın en önemli şey sadakattır. Hmm. Yani beni hiç insan yerine koymuyordu.
Sürekli şimdi sadakat dersen sevgili Ramazan, sana sadık olmadığını, evet, sürekli aldattığını düşüneceğiz. Yok, sürekli aldattığı değil ama şu anlamda, anladım, şu anlamda. Ben çünkü öyle bir şey olmadığını, yani ilk kez bu olay oldu diye biliyorum, ondan sonra da kaçıp gidiyor yok, zaten. Yok, daha önce de oldu farklı olaylara. Ha, o yüzden tabii, sadakat tabii. Diyor. Sadakat yoktu, ben onların hepsinin üstüne sine çektim. Niye sine çektim? Şundan doğru, benim arkamda bir ailem yok. Annem vardı, 29 Nisan'da öldü. Allah mekanını cennet eylesin. Bir tek annem vardı. Arkamda bir çınarım yok, babam yok. Hiçbir zaman ne destek olmadı. Ne yapıyorsun sen? Ben kapıcıyım. Muğla yatağında kapıcılık yapıyordum. İşimden de oldum zaten bu olaydan sonra. Çalışamadım. Ve beni öyle bir bıraktı ki ben bel fıtığından ambulansla hastaneye gittim. Ha, o kadar kötü oldu. Evet, o sıkıntılı süreçte akşam tartıştık. Şey yaptık, ondan sonra barıştık. Yani git buradan dedim. Sonra barıştık ama akşam. Sıkıntı yok, sarıldık. İkimiz de hatamızı anladık. Evet. Sabahleyin bana dedi, ben hastaneye gidiyorum. 26 Temmuz sabah. Dedim ben götüreyim seni hastaneye. Dedi yok yok dedi. Akşam tartıştık ya da hem kafam dağılır dedi. Bir de ben kendim gideyim. Zaten bu çocukla da uzun süredir konuşuyormuş. İşte sabah hastaneye gidiyorum diye bize çıktı. Ona gelmedi de ben bir sorunlarınızı bir anlamıyorum. Bir kadın evden gidiyorsa şimdi başka nedenlerden de olabilir. Başka neden? Aldatıp da gidebilir. Ben kadınları yani bazen tabii istisnalar da olabiliyor. Tabii. Ama o kadın evde mutluysa şimdi 12 yıllık bir evlilikten evet, bahsediyorsun. Evet. Sorunlarınız ne zaman başladı? Sorunlarımız ne zaman başladı? Ya dediğim gibi sosyal medyaya çok meraklıydı. Çok aşırı meraklı. Yani bıraktıramıyordum. Sen karışamazsın. Benim özelim. Ya telefon yatarken bile yastığının altındaydı. Gece 2'lere 3'lere kadar telefon hiç elinden düşmezdi. Sevgili Ramazan, son 12 yıl boyunca yani sürekli bir eşin senin sevgili Özge evet. Sosyal medyada mıydı? Geldiği sürekli, andan itibaren. Evet evet, zaten sosyal. Yani, incelerseniz görürsünüz zaten. Birçok şeyini de silmiş hatta Instagram'dan. Buraya şey yapmadan önce bir dünya şeyi vardı. 3 tane sadece çocuklarla alakalı bir paylaşım bırakmış Instagram'da. Birçok şeyini silmiş. Yani beni vurabileceği tek konu madde kullandım zamanında. Maalesef ki kullandım. Şu anda yalan. Ama tedavi oldun, iyisin bittim, diye biliyorum. Bitirdim. Allah'ıma şükür olsun. Bitirdim, kullanmıyorum. Şimdi sevgili Özge'nin görüntüleri var ekranlarda. Evet, ekranları evet. Bir getirelim, daha yakından tabii, tanıyalım. Tabii. Dediği kadar sosyal medyaya biraz meraklı sevgili çok Özge. Çok fazla meraklıydım. İzleyelim lütfen o görüntüleri. Acıdan nefes alınca taşar yüreğim. Biliyorum yüreğim beni ister. O zaman bu biçareni bekle. Yeni ver de gül yüzünü göster. Burada bir garip seni bekler. Gel sevindir şu garibi. Boşver iki paralık insanlar için değmez. Eski günleri bir daha yaşamak istemiyorum. Düştük kalktık çoğu zaman. Geldik buraya kadar. Şartlar ne olursa olsun, sevdik sonuna kadar. Şaştım kaldım bu işe. İyi misin Ramazan? İyiyim. Ayağını şöyle sallıyorsun. Stres oldum çünkü çocuklarına yaptıkları, çocuklarıma kendisi hatta yorumunda fotoğrafını çektim attım. Çocuklarıma hakaret ederek video çektiriyordu. Yani çocuklarıma öyle hareketler yapıyordu ki. Yani küçük çocuklara mı? Niye? Çocuklara ya nasıl ekranda söyleyemem. Öyle küfürler ediyordu ki işte bu videoyu çekmezseniz işte bak size yani ağza alınmayacak kelimeler söylüyordu. Çocuklarımın kendisine de sorabilirsiniz zaten. Ya hele büyük kızıma yaptıklarını bir bilseniz. Yani küçük kızımı ayırıyordu sürekli. Büyük kızımı dışlıyordu. Yani büyük kızıma yaptıkları, küçüğe de çok yaptı. Yani video çekmiyor diye çocuklara yani yaptıklarını anlatamam ekranda size. Ekran arkasında anlatabilirim ama yani öyle bunları küfürler. Bunları kaçtıktan sonra mı gitti? Akrabanıza gittikten sonra mı yaptı? Yoksa evdeyken yok, mi yapıyordu? Yok önce çocukları alıyordu. Gezmeye gidiyordu. Evet. İşte çocuklara video çekiyordu. Çocuk ağlıyordu ya. Allah şahidim hüngür hüngür benim çocuk. Küçük çocuklara mı küçük video işte çektiriyor? 9 yaşında olan kızıma, diğer 5 yaşında hatta orada bir yorumunu da ben attım kanalınıza. Kusura bakmayın arkadaşlar çocuk çekti videoyu diye de bir yorum aşağı sabitlemiş videoya. Allah ha, Allah. Yani bunu çocuklara neden video çektiriyor peki? Ya işte sosyal medya atacak ya. Kendisi çekecek ya. Allah Allah. Evet.